Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Samsung'un Galaxy Watch 4'ün incelemesini yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde 2 aylık tecrübelerimi size aktaracağım. Haydi hemen şimdi videomuza geçelim. Evet şu an önümde görmüş olduğunuz Galaxy Samsung Galaxy Watch 4'ün tamamen kendisi duruyor. Böyle bir kutuda geliyor. Şöyle size kutusunu göstereyim. Uzun dikdörtgen yapısında bir kutuda geliyor. Arka tasarımda bu şekilde kutu içerisinde çok gösterebileceğim bir şey aslında yok. Şunun içinde kullanım kılavuzu. Cartcut 2-3 tane evrak var. Bir tane şöyle bir şarj aleti var. Şöyle cihazı alt kısmına taktığınızda bu şekilde şarj ediyorsunuz. Çok başka gösterecek bir şey yok. Bir de normal iki tane kordonu var. Siyah kordonu şekilde satılıyor. Direkt klasik 40 milimetrelik bir Saat ben şöyle bir tane çelik denir artık metal böyle bir kol aparatı almıştım. Bunu taktım. Daha şık olacağını düşündüğüm için bence kendi kumaşından daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ben kumaşını pek beğenmedim. Çok kaliteli bulmadığım için kumaşını pek kullanmıyorum. Onun dışında kutusunda gösterebileceğimiz maalesef bir şey yok. iç tasarımda bu şekilde kutunun şöyle kutusunu tekrar koyduğumda kutuda başka bir şey yok. Kutuyu kaldıralım size tekrar saati göstereyim. Saatin tasarım bu şekilde. Şurada yanında bir kırmızı detayın olduğu bir tuş. Burada da bir tuş. Bu kilidi açıp kapamaya yarayan bir tuş. Kapamaya değil daha doğrusu kilidi açmaya. Bu da geriye ger geri gelmeye yarayan bir tuş bastığınızda ana menüye bu şekilde geliyorsunuz. Tasarımına başka anlatılacak bir şey yok arka kısımda bu şekilde demiş olduğum gibi ben bunu ekstra aldım Normalde siyah şurada görmüş olduğunuz şekilde geliyor saatin şimdi telefona bağlayıp incelemesinde size göstereceğim şöyle telefonu cihaz iPhone'da çalışmıyor çok büyük bir eksi olarak söylenebilir cihaz maalesef iPhone'da çalışmıyor Ben önceden bağladığım için tabi direkt şöyle Göster, göstereyim Galaxy Watch 4 diye burada gözüst gösteriyor. arama cevaplama var çağrı yanıtlama konuşma çok güzel bir şekilde algılıyor görmüş olduğunuz gibi burada sensörde çalışıyor şöyle saati koluma takayım kolumda bir görmüş olun zaten kolda duruşu vesaire gayet güzel şöyle size şimdi özelliklerini göstereceğim kadranı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz bu kadran Always on display'de destekliyor. Yani her zaman açık ekranda destekliyor. Kadını, istediğiniz resmi vesaire ekleyebiliyorsunuz. Uygulaması var zaten Samsung Wear. Oradan güncelleme vesaire yapabiliyorsunuz. Menü geçişleri yavaş değil. Şöyle bildirimler vesaire ben tabi şu an cihaza bağlamadığım için cihaza bağladım daha doğrusu ama güncellemediğim için pek bir şey bugün pek kullanmadığım için pek bir şey gözükmüyor. Saçma bir cümle oldu. Müzik kontrol yapabiliyorsunuz. Burada Spotify vesaire bağlayabiliyorsunuz. Gayet güzel burada arkada resimlerde çıkıyor. Ben bunu kolumdan çıkarayım Pek rahat olmadı kolumdayken göstermez. Şöyle elimizde devam edelim. Burada evet şu an hatta Spotify'deki Deezer'daki şarkı buraya geçmiş oldu. Şöyle açayım. Hemen bir tane şuradan müzik açarım. Bakın yolları kapalı şarkısını direkt gördü. Böyle bir bildirim sesi var. Bu bildirim sesini vesaire kapatabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkada resim de çıkıyor. Müzik kapağındaki resim burada da çıkıyor. Durdurup başlatma. Görmüş olduğunuz gibi bastığımda direkt çalışıyor. Durduruyor. Sonraki şarkıya geçme. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Android'de saat çok memnunum. Android'de gayet güzel çalışıyor. Ses açma kapama gibi birçok özelliği buradan yükseltebiliyorsunuz. Kısa yollar vesaire hayatı bayağı kullan ulaştıran, kolaylaştıran bir saat olduğunu söyleyebilirim. Sevmediğim özellikler tabii ki var. Şimdi burada size özelliklerini vesaire göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi hava durumu, yürüyüş, koşu, bisiklet daha fazla dediğimde bir sürü size şimdi uygulama gösterecek. Elim çarptı çok pardon. Evet görmüş olduğunuz gibi bu özelliği kullanmak için ayarlardan yer vermeniz gerekiyor vesaire diyor. Birçok yürüyüş modu şu an izin vermediğimiz için biraz söylüyor. Bayağı bir mod var ve daha da fazla mod ekleye biliyorsunuz. Bayağı Samsung bu konuda izin vermiş bize. Şimdi şöyle size birçok aktiviteyi vesaire burada görebiliyorsunuz. Ben demiş olduğum gibi şu aralar pek kullanmadım. iPhone'da cihaz çalışmadığı için iPhone'da hiçbir şey bildirim vesaire mesaj gelmediği için sadece Android'de sağlam bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 2 aydır Android kullanıyordum burada görmüş olduğunuz gibi. 2 aylık tecrübeme göreki anlatımlar diyebilirim. Vücut bileşimi vesaire ölçebiliyorsunuz. Buradan cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Boy vesaire ayarlayıp indekslerinizin ölçümünü vesaire gösteriyor. Takvim var. Takvim burada görmüş olduğunuz gibi. Bunda tabi detay vesaire var. Tansiyon ölçebiliyor ama Buna izin vermiyor Samsung. Maalesef tansiyonu ölçemiyoruz. EKG'yi de ülkemizde henüz desteklemediği için bunu da ölçemiyoruz. Saatin bu arada ekran kalitesi baya bir kaliteli ekran kalitesi. Gayet canlı olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu an ekran parlaklığı sonunda bile olmayabilir. Bütün özellikler var. Stres ölçme, nabız, alarm kurabiliyorsunuz. Adımınızı gayet güzel sayıyor. Yani o kadar saat kullandım ama adım sayarı en doğru sayan saatlerden biri olduğunu söyleyebilirim saatte yapabil yapamayacağınız pek bir şey yok. Buradaki ayarlamalar size şöyle göstereyim. Uyku modu bastığınızda uyku moduna geçiyor saat. Bunu şimdi kapatalım. Şuradan açma kapamayı yapabiliyorsunuz. Ayarları buradan özelleştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi benim hesabımı direkt buradan bağladı. Samsung ilt ekran birçok özelleştirme ayarlamaları buradan yapıyorsunuz. Saatin güncellemesi de varmış. Onu da telefondan indirip burada direkt kuruyor. Son güncellemeyi yapmadım ben. Tekrar ana menüye şöyle gelelim. Always on, din, always on her zaman açık ekranı buradan ayarlıyorsunuz. Ben onu şarjı çok hızlı gidiyor diye kullanmadım. Görmüş olduğunuz gibi ekran parlaklığı yarının biraz üstündeymiş. Şöyle tam yaptığımda bir daha görün. Bayağı bir ekran parlaklığı açıldı. Biz bunu tekrar ben genelde %50-%60 civarında kullanıyorum. Benim için en güzeli. Saati internete bağlayabiliyorsunuz. Birçok özellik var burada. Pil tasarrufu modu var, uçak modu var. NFC ile ödeme yapabiliyorsunuz. Bu bakımdan güzel. Buradaki e, müziği kulaklığınızda mı dinlemek istiyorsunuz, saatten mi vesaire gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Burada da ses, medya özelleştirme ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Saat şarjı full olduğunda gayet güzel, akıcı bir deneyim veriyor. Size kasmadan görmüş olduğunuz gibi kullanabiliyorsunuz. Ama kasma yaptığını ben çok hissettiğim zamanlar oldu. Bazen çok kasa biliyor özellikle şarjı az olduğu zamanlar maalesef çok kasıyor. Ana menüyü şöyle göstereyim. Birçok uygulama indirebiliyoruz. Her şey var neredesin. Bildiğiniz Android telefondaki çoğu şeyi burada yapabiliyoruz. Çok detaylı girmeyeceğim demiştim. Buradan kişilere girebiliyoruz. Tabii benim eski telefonumdaki kişileri buradan görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradan istediğiniz kişiyi arayabiliyorsunuz. Telefon görüşmesi gayet güzel. Buradan tabi şöyle en son Vodafone aramış o yüzden göstereyim. Kişi rekberini vesaire de girip buradan istediğiniz kişiyi arayabiliyorsunuz. Yani saatin çok güzel özellikleri var. Haritaları açabiliyorsunuz. Haritalar bildiğiniz telefondaki haritaların aynısı açılıyor. Burada tabi yakındakileri vesaire seçme demiş. Buradan hemen haritaları da burada direkt telefondaki gibi kullanabiliyorsunuz. Mesajlaşma yapabiliyorsunuz. Yazması biraz zor. O yüzden çok önermiyorum kullanmasını ama telefonunuza organize. Mesela böyle takılmalar olabiliyor şu an telefonda. Saate bağlanıyor. Hatası verdi diyebilirim. Bazen böyle kesintiler yapıyor. Bakın Bluetooth'ta burada gözüküyor. Şimdi geldi mesela geç geldi. Telefondaki saat telefondaki mesajların hepsinde buraya bu şekilde attı. Sohbeti başlat dediğinizde de istediğiniz kişiye mesaj atabiliyorsunuz. Ayarları buradan yapıyoruz. Bildiğiniz bir Google Play var. Saatin kendi bir Google uygulaması var. Oradan uyumlu saat uygun uygulamaları indirebiliyorsunuz. Hava durumunu görebiliyorsunuz. Web vesaire video oynatma, fotoğraf oynatma, alarm yapma birçok özellik var. Hepsini şu an göstermem tabii ki. Çok uzun süreceği için göstermiyorum. Müzik, gale seçme. Samsung bir kulaklığınız varsa varsa onu da otomatik bir şekilde bunu da kullanabiliyorsunuz. Whatsapp'ı da ben muhtemelen Whatsapp'tan çıktıydım gözükmeyecek ama belki bu telefondaki Whatsapp'a bağlanabilir. Onu bir burada görmüş olduğunuz gibi parça saat ekleniyor diyor. Telefon değiştirdiğim için eski telefonumdaki ayarları şu an belki gösteriyor olabilir. Bazen demiş olduğum gibi saat kasıyor. Çok sevmediğim özelliklerinden biri saatin kasması. Biraz insanı sinir ettiği oluyor. Şu anda mesela bir türlü şunu büyük ihtimalle indirmediği için bağlayamadık. WhatsApp bildiğiniz bu telefondaki WhatsApp'ın aynısı buraya geliyor. Çok gelecek gibi. Evet telefonda devam edin diye bir uyarı geldi. Cihazı bağlamak için kodu siz de görmüş olun. Buradaki kodu şimdi buraya bağlayacağız. Kodu yazıyoruz. WhatsApp'a da bağlamayı da size canlı bir şekilde göstermiş oluyorum. Bağlantınız yavaş devam diyelim. Sohbetler yükleniyor. Biraz uzun bir video olabilir. Çok olmasın istemesem. Şöyle telefonu buraya koyalım. Cihaz şu an bu arada Whatsapp'ta gözüküyor. Bir OS diye gözüktü. Buradaki sohbetleri şimdi buraya aktaracak. Size gösterince de. Evet şu an sohbetleri görmüş olduğunuz gibi buraya aktardı. Şöyle göstereyim. Bu ikinci telefon numaram olduğu için çok bir sohbet zaten bunda yoktu. Hop şöyle yapalım. Mesajlara gidelim Whatsapp'ta. Evet Whatsapp'ta görmüş olduğunuz gibi 3 tane görüşmem var. Burada da 3 tane görüşmeyi gösteriyor. Biraz Whatsapp'ta kasıyor. Görmüş olduğunuz gibi profil resimleri vesaire. De, telefonda yaptığımız her işlemi burada yapabiliyoruz. Kendime hatta bir mesaj göndermiştim. Onu da bu şekilde burada görebiliyoruz. Fotoğraf indirme vesaire. Görmüş olduğunuz gibi sesli yanıt verme kendimiz yazabiliyoruz. Fotoğraf indirebiliyoruz. Burada ayarlar, konuşmalar, geçmişini hepsini görebiliyoruz. Bildiğiniz WhatsApp'ı saate eklemiş oluyor. Spotify uygulamasını açabiliyoruz. Deezer'dan müzik açabiliyoruz. Kişilere erişebiliyoruz. Aslında saatte birçok işlemi telefondaki birçok işlemi burada da gerçekleştirebiliyoruz. Saatte sevdiğim özelliklerden biri ekran kalitesinin gayet güzel olması kolda gayet güzel durması. Canlı bir ekran. Hızlı oldum böyle hızlı davrandım o, o özelliği de seviyor, seviyorum. İstediğiniz gibi birçok şey yapabiliyorsunuz. Saatte beğendim en güzel şey mesela telefonda bir mesaj geldi burada görebiliyorsunuz. Telefondan önce buraya geliyor. Buradan cevaplayabiliyorsunuz. Size çok büyük kolaylıklar sağlayabiliyor. Pahalı bir saat bana sorarsanız pahalı bir saat. Ben küçük olmasını beğenmedim. İlk başta bunların çok milimetrelerini o kadar dikkatli bir bakmadım ama 40 mm biraz küçük olduğunu söyleyebilirim. Bundan 44'ten almak daha güzel olabilir bence. Kaliteli bir malzeme yapısı var bu arada görmüş olduğunuz gibi. Orijinal kumaş bunu tabi satılıyor değiştirebilirsiniz. Orijinal kayışını da çok kaliteli bulmadım ama zaten siyah sevmediğim için böyle bir kayış aldım. Saat fiyatına kadar mi? Soru işareti ona karşılamam. Çoğu şeyi doğru yapıyor. Kalbinizin ritmini doğru ölçüyor. Onlara vesaire çok değinmedim. Her şeyi hızlı yapıyor. Hızlı yapması gayet güzel. Her şey kusursuz çalışıyor. Sevmediğim özelliklerine gelip videoyu da tamamlayacağım. Maalesef bataryası çok kötü. Görmüş olduğunuz gibi videoyu çekmeye başladığımda 50'nin üstünde şarj. Şimdiden 45'e düştü. Bir günü zor çıkarıyor. hatta bütün özellikleri buradan açtığınızda şöyle aşağı inelim. Çoğu şey şu an kapalı. Ekran parlaklığı, yarıda pil tasarrufu vesaire yok. Zaten 30'dan sonra cihaz biraz maalesef yavaşlamaya başlıyor. Maalesef batarya performansı çok kötü. Bir gün idare ederse sizi mutlu kalın. Bu çok büyük bir sıkıntı her gün. Bu görmüş olduğunuz şarja takmanız gerekiyor Samsung Watch 4'ü. Bataryası çok kötü. iPhone'a bağlanmıyor çok büyük bir eksi. iPhone'a bağlanıyor daha doğrusu ama hiçbir özelliği neredeyse kullanamıyorsunuz. Çok büyük bir eksi olarak nitelendirebilirim. Yoksa bir akıllı saatin yapması gereken her şeyi bu saat aslında yapıyor. Ama bataryası gerçekten çok kötü. Diğer müzik çalma, spotiye bağlanma vesaire cart curt hepsi 10 numara mükemmel. Ben müzik vesaire dinlerken saatten gerçekten kullanıyordum Android telefonla kullanırken. O bakımdan da mükemmel çalışıyor. Çoğu şey düzgün çalışıyor. Çok özellik var. Gerçekten çok özellik var. Suya karşı dayanıklı bir saat. Onu da söyleyeyim. Kaliteli bir saat. Bir saat arıyorsanız kaliteli olsun. Ben diğer markalarla uğraşmayayım. Çok özellik istiyorum bilindik bir marka olsun vesaire diyorsanız alınır. Sadece bataryayı gözden çıkarmayı unutmayın. Tabii ki Android bir cihaz arıyorsanız ben Samsung alır mıyım bir daha? Şu bakımdan almam. Huawei tercih ederim. Çünkü bunlarda zaten Google Play desteği telefonda olup pardon, saatte olup olmaması çok önemli değil. Bu cihazın diğer özelliklerini Huawei saatlerde de yapabilirsiniz. Fiyat performans olarak çünkü ucuz bir saat değil olumlu yönleri tabii ki var. Anlattığım gibi. Çok şey yapabiliyor. Mesela tansiyon ülkemizde kullanamıyoruz. Tabi burada onların adamların suçu yok. Yurt dışında bu kullanılıyor. Bizim ülkemizde kullanılmıyor. Birçok şeyi yapabiliyor. Ama kısıtlamalar vesaire olunca o özelliği koymanın bir anlamı kalmıyor. Demiş olduğum gibi bataryası saatten sizi biraz soğutabilir. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yapmadık. Neredeyse. Sadece ekranı gösterdik. 44'e yine düştü. Çok hızlı özellikleri kullandığınızda bataryası hızlı bir şekilde bitiyor. Özet şeklinde biraz geçti video. Özet olarak bunları gösterdim. Demiş olduğum gibi batarya biraz azaldığında burada kasmalar başlıyor. Yoksa şu an hiçbir sıkıntı yok ama kasmalar burada illa görüyorsunuz. Özellikle açıp kapadığınızda bunu göreceksiniz. Bu saatlerde bu kadar anlatabileceklerim. Bugün görmüş olduğunuz gibi Samsung'un Galaxy Watch 4'ün incelemesini yaptık abone olup beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.